Sanat sık sık kralların, azizlerin, şehitlerin hayatına odaklanır. Peki ya sıradan insanlar? Ya çoğumuz? Köy ressamı olarak bilinen Bruegel sayesinde burada gördüğümüz işte tam da bu. Bu tabloda 16. yüzyıl sonlarından bir köy düğünü görüyoruz. Bakmamız gereken bir sürü şey var. Samanlığa benzeyen bu mekana doluşmuş bir sürü insan var arkada biriktirilmiş kocaman saman duvarlarını ve onların önündeki uzun düğün masasını görüyorsunuz. Bu yeni bir tablo çeşidi. Bir jarn resmi, yani günlük yaşam resmi. Yani günlük hayattan bir sahne. Bu reform sonrasında 16. yüzyılda resmedilmeye başlanan yeni bir konu. Yani sanatı kilise için satın alan geleneksel müşteri olan insanlar, papazlar ortadan kayboluyor, işte bu yüzden de sanatçılar farklı temalar aramaya başlıyorlar. Böylelikle manzara ve günlük yaşam resmi doğuyor. Natürmort resimler yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Yeni seçeneklerinin geniş yelpazesine rağmen sanat müşterileri halen zengin kesimlerden geliyor. Bu ticaret ve üretim üzerine dayanan bir kültür. Ve dolayısıyla sanatçılara gidip bana dünyamız hakkında bir tablo çiz olanlar çok para kazananlar olacaktır. Yaşamın ve birbirlerinin dostluğunun tadını çıkaran, düğünü kutlayan bu köylülerin anıtsal tablosunda gerçekten dokunaklı bir şey var. Anıtsal kelimesi bu tablo için harika bir sözcük. Bruegel anıtsal hissettiren bir stilde resmediyor. Figürler çok sağlam ve değerliler. Bu tablodaki her şeyin sıcak bir kabalık hissi var. Bunları Bruegel'in çalıştığı Antwerp ve Brüksel şehirlerinin kültürüyle ilişkili olarak düşünmemiz gerek. Buralar büyük ve zengin şehirlerdi. Ancak Bruegel'in yansıttığı ve müşterilerinin görmek istediği çok daha mütevazı bir hayattı. Hadi ressamın davetine uyalım ve içeri yürüyelim. Bolca eğlence ve içki var, özellikle de içki. Sol alttaki figüre bakın. Keyifle içilen içkiyi o servis ediyor. Tahminimce bu bira. Burası şu anda Belçika olan Flandr şehri ve buranın insanları harika bira yapıyorlardı. Ayrıca bira bu köylülerin yaşamının büyük bir parçası olan tahıldan üretildiği için öyle olması mantıklı. Bu insanlar tahıl yetiştiriyor, hasat ediyor ve işte şimdi de harman yerinde bir düğüne katılıyorlar. Toprak kaselerin içindeki lapa ya da pudingleri tepside taşıyan iki hizmetliye bakın. Biraz ötesinde bu kaseleri alan ve masaya uzatan kırmızı şapkalı bir adam var. Dikkatsizce uzatıyor gibi ama değil mi? Yemek masaya döküldü dökülecek. Kolunun altında bir sürü bıçak, ekmek kesme tahtası ve ekmekler var. Sağ tarafa baktığımızda yüksek bir sandalyede oturan ve düğünün yasal gözlemcisi olan noteri görüyoruz. Onun solunda bir Francisca'nın şık giyimli ve dikkat çeken bir adamla konuştuğunu görebiliriz. Bu adam muhtemelen tüm köylülerin toprağında çalıştığı asil arazi sahibi. Ressam gerçekten de dikkatimizi düğünün yıldızına, her düğünün yıldızı olan geline çekiyor. Ve gelin ön plandaki figürlerin arasındaki piramidin tepesini oluşturuyor. Gelin yeşil bir kumaşın önünde, bu bir gelenek, bir tacın altında ve taç giyerek oturuyor. Oldukça mütevazı ve ağırbaşlı bir duruşu var yemek yemiyor ya da bir şey içmiyor. Uzmanlar yaptıkları araştırmalar sonucu Bruegel'in tasvirlerinin oldukça doğru olduğuna karar verdiler. O da gerçekten bu ritüellerin nasıl olduğunu, yani gelinin kağıttan tacıyla nasıl ellerini bağlayıp bir şey yiyip içmeden oturduğunu tasvir etmeye çalıştı. Çok da doğru tasvir etmiş. Bu tablo bizim gibi yüzyıllar sonrasına ait seyirciler için olduğu kadar o dönemin şehir yaşayanları için de bir köy düğününün nasıl olduğunu görme şansıydı. Bazıları belki ressamın uzak bir gözlemci gözüyle baktığını düşünebilir ama ben Bruegel hakkında öyle hissetmiyorum. Bu figürlere karşı sempati, bir çeşit paylaşılmış insanlık duygusunu hissedebiliyorum. Bu insanlara baktığınızda onları tanıyormuş gibi hissetmeniz bence Bruegel'i büyük ressam yapan şeylerden biri. Tablonun sol alt köşesini gerçekten seviyorum. Yüzü şapkası yüzünden belli olmayan şu çocuğa bakın. O kadar giyinip süslenmiş. Kafasında tavus kuşu tüyü bile var ama o hiçbirini umursamadan yemekleri parmağıyla sıyırıyor. Şu birayı koyan adamın hareketleri de ne kadar zarif. Yüzü perspektife oranla güzelce küçültülüp çizilmiş. Boyandığı kadar güzel çizilmiş. Masanın uzak bir ucunda bir kadın ve yanına oturmuş küçük bir çocuk var. Orada da farklı bir hikaye var. Çocuk mutlu bir şekilde yemeğini yiyor ve kadın da bunu benim için doldurur musun diyerek bakıyor. Hey, bana içecek başka bir şey bulur musun? Ayrıca yemeğin gelişini izleyen ve gayda çalan figür var. Detaylı incelendiğinde o kadar çok yüz, o kadar ayrı hikayeler var ki. Bu gerçekten sıcaklık ve cömertlikle resmedilmiş 16. yüzyıl yaşamına harika bir pencere. Onlarla çok samimi ve harika bir şekilde bu dünyada yaşayabiliriz.